arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya başladık. İzmir'e doğru geçiyoruz bu arada. Çanakkale videosunu demin kapattım. Şimdi de İzmir videosuna başladım. Abo. Çeşme'ye doğru geçiyoruz. Birkaç gün Çeşme'deyiz. 2-3 gün. 2-3 gün. Pazartesi yani tekrar Çeşme'den çıkıyoruz. Bugün günlerden Cuma bu arada. Bakan araba herhalde bunlar değil mi? Böyle gidiyorlar. Yolculuğumuz toplam 5,5 saat falan sürüyor. Sürdü yani Çanakkale'den. 53 dakika, işte yaklaşık 50 dakikaya otele varmak üzereyiz. Neler yapacağız, neler yapmayacağız açısı hiç bilmiyoruz. Hiç planlamadık biz bu tatili. Sadece nerelere gideceğimizi planladık. Orada artık böyle spontan gelişmeler oluyor. Hem ensem uyku saatleri oluyor. Biz böyle yeni bir şeyler keşfetmeyi de çok seviyoruz. Onun için bakalım. Ensem'de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Kurban olurum sana. Evet, maşallah arabada da bayağı uyudu. Bizi işe yaradı yani, öyle söyleyeyim. Bizi de bizler rahatlattı. Yoksa çok stres oluyoruz çünkü uyumuyor, mızmızlanıyor, fazla durmuyor araba yolculuğunda. O nedenle zaten ben uçakla gelmiştim Türkiye'ye. Sadece Fırat arabayla gelmişti. Tamam annem, başka ne demek istiyorsun? Sen konuş o zaman. Gideceksin, utandın mı? Niye utanıyorsun? Ha? Niye utanıyorsun? Utanmıyorsun. Demin bu arada hemen atıştırmalık, hepimizin karnı acıkmıştı zaten. Bir Köfte Yusuf'a girip bir çorba içtik. Şimdi de yollardan gidiyoruz. Buraları tabii ki de hiç bilmediğimiz için resmen inanır mısınız bilmiyorum, pazarın içinden geçtik. Yani bu kadar alakamız yok yollarla. Pazarın içinde, merkezlerin içinde ve çarşıların içinden geçip gidiyoruz. Bakalım. Neyse, varalım da sağ salim, gerisi sorun değil. Size hemen bir bakış açımı göstereyim. Muhteşem denize sıfır bir yolculuk yapıyoruz. Şu an İzmir'deyiz. Otelimize geldik. Otelin ismi bu arada Lord Otel. Birazdan daha detaylı gösteririm. Şu an arabayı park ettik ve eşyaları alıp içeri giriyoruz. Otelin girişi bu arada böyle. Burada bir tane havuzumuz var. Bayağı esiyor değil mi Ensar sabah sabah? Burası da kahvaltı bölümü. Ensar burada yüzecek mi? Oo, bayağı derinmiş burası, 2 metre. Buranın havuzu 2 metreymiş. Bayağı derin. He? Evet. Burada bir tane küçük havuzumuz var. Buradan da giriş yapmıştık. Burası da resepsiyon. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Biz dün geldik, Çeşme'nin şehir merkezini dolaştık, ettik, yemek yedik ve geri otele gelip yattık ona doğru. O kadar yorgundum ki dün hiçbir şey maalesef çekemedim. Evet bir tanem. Şimdi günümüze tekrardan başlıyoruz. Aşağı ineceğiz kahvaltıya. Sonra deniz kenarına gitmeyi düşünüyoruz bugün. Bakalım saat olaylarını sadece nasıl yapacağız? Ne zaman deniz kenarı, ne zaman çarşı? Bir de tabii ki de Çeşme'deyken Alaçatı'ya geçmek istiyoruz. Onları zaten sizlere de hep çekmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi Fırat'ın hazırlanmasını bekliyorum. Sonra Ensar'ın elini yüzünü yıkayıp aşağı ineceğiz kahvaltıya. Buranın bu arada oda turunu çekmeyi unutmuşum. Şu an acayip dağılık. Bütün çantalar her yerde. Büyük ihtimal check out'ta, yani odadan çıkarken veya bir toplu olduğu zaman bir kısa hemen size tabii ki de odayı ve banyoyu da göstermek istiyorum. Oteli de dıştan zaten göstermiştim galiba gelirken. Şimdi oturduk, kahvaltı yapacağız. Vallahi daha anca uyanabiliyoruz. Ben daha halen uyanamadım. Şimdi çaylarımızı söyledik bu arada. Çaylarımız geldi. Buranın kahvaltı sistemi bir tık farklıymış. Açık büfe tarzı değil. Siz oturuyorsunuz, kaç kişi olduğunuzu söylüyorsunuz. Oda numarasını veriyorsunuz ve size ona göre özel kahvaltı geliyormuş.
nasıl bir şey tam olarak anlamadım. Herhalde herkese normal bir tepsi kahvaltı geliyor. Aynen, bakalım, bekliyoruz. Ensar da öyle acıktı ve bekliyor. Değil mi, bir tane daldı. Ensar. Biz kahvaltımızı yaptık ve şimdi otelden çıktık bu arada. Deniz kenarına geldik, Çeşme'ye, Boyalık Beach'e geldik. Bakalım, şu an şemsiye arıyoruz Ensar için. Şezlong şemsiye kiralamak için. Bakalım. Böyle şey beach'lerine gelmedik bu arada, işte müzikli falan. Çünkü çocuklu pek uygun olacağını düşünmüyorum. Bir de tahminen bizi almazlar zaten öyle yerlere. Fırat hemen bir dolaşmaya çıktı şu an. Nerede ne var diye, neyi kiralayabiliriz diye. Biz de burada Ensar'la bekliyoruz. Burası 5 yıldızlı büyük otel bu arada. Burası da böyle halka ait. Bu taraf komple devam ediyor. Size birazdan göstereceğim. Denizi o kadar şeffaf ki arkadaşlar, o kadar güzel ki bayıldım. Şimdi denizden çıktık arkadaşlar. O kadar berrak bir deniz var ki. Fırat şu an pide almaya gitti. Gelsin, size hemen denizi göstereceğim. Muhteşem. Ensar da şu an burada oynuyor. Kumla oynuyorsun değil mi bir tanem? Denizin berraklığına bakın. Biz şimdi denizden geldik arkadaşlar. Birazcık dinlendik. Ensar birazcık uyudu. Bir de bir şeyler atıştırdık. Hemen makarna filan. Şimdi tekrardan banyo yaptık. Hazırlandık ve Alaçatı'ya doğru geçiyoruz. Saat bu arada kaç? 6 oldu mu? Olabilir. 5:30-6 galiba. Alaçatı'ya doğru geçiyoruz. Birazcık dolaşacağız, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra geri geleceğiz. Yarın da buradayız. Ta pazartesi, yani bugün günlerden cumartesi. Pazarda Çeşme'deyiz. Ve pazartesi öğleden sonra çıkıyoruz. Yine işte 12 gibi, yani check out saatinde. Size hemen şimdi giydiklerimizi göstereceğim. Ensar'ı bu arada her zaman atletle çıkarıyorum. Ta dışarıda giydiriyorum. Çünkü çok fazla terliyor. Dur, düşüyorsun. Titiyorsun. Hıp. Ay. Maalesef odada boydan aynı. Onun için böyle göstermek istedim. Siyah bir elbise giydim. Bunu zaten görmüştünüz. Koton'dan almıştım. Bir de siyah çanta. Bakalım dünyadaki üstümüze. Oradaki sevgililer. Özenip birer birer. Gün olur erişir ikimize. Alaçatı'ya girdik şimdi. Bir tane buzdolabına yapışkan bakıyoruz. Şunlar nasıl? Şöyle eşekli veya şöyle arabalı çok mu büyük? Eşekli güzel bence. Bundan bir tane alıyoruz. Şimdi Alaçatı'yı devam geziyoruz. Çok güzel bir yer bulduk. Hemen sizlere de göstermek istiyorum. Neymiş burası? Çatla Dik Kapı. Full takıcılar var. Böyle şeyleri o kadar çok seviyorum ki. Böyle boho style falan diyorlar. Ay, şu fincanların güzelliğine. Böyle fincan filan istiyorsan çat. Üstünde Alaçatı yazıyor. Arkada fincan filan var. Nesiniz? Bak, benim baş harfimi alabilirsin. Gezmelere devam bu arada. Starbucks'tan kahvemizi de içtik ve devam dolaşıyoruz. Yemek yeri arıyoruz. Bakalım çocukluğu nereye uygun bulacağız. Genelinde meyhaneler var. Ensar'la da meyhane nasıl olur? Süt içer diyor ya. Sen süt mü içeceksin? Şimdi restorana oturduk. Yani neresi? İmren Alaçatı restorana.
Orada yemek yiyeceğiz. Ben çöp şiş aldım. Fırat da tavuk şiş. Birkaç da meze aldık. Ensar da benim pilavım patatesinden öyle yer diye düşünüyorum. Bak bak ne yaptı? Şu masayı yırttı ya. Şu olaya bakar mısınız? Yemeğimiz geldi. Hepimize afiyet olsun. Şimdi yemek yerinden kalkıp öz site geldik. Orada bir çay içeceğiz. Acayip çok kediler vardı. Ben de kedilerden çok fazla korkuyorum. Onun için orada çay içmedik. Şimdi öz site geldik. Burası kedilere göre, hani bana göre daha güvenli. Ha söyle. Neyden? Ha tamam biri dur. Hemen size yediklerimizi göstereyim. Ben cheesecake aldım karamelli. Fırat da triliçe mi aldın? Evet karamelli. Karamelli, iki tane çay. Bir tane de Ensar. Babasından acayip keyifliler maşallah. Aşk aşk. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Dün en son sizi Alaçatı çarşısında bırakmıştım bu arada. Kahvaltıdan sonra birazcık dolaştık. Fırat bir arabayı falan yıkadı, bir tozumuz gitsin diye. Geleli daha yıkamamıştık. Sonra hepimiz bir uyumuşuz. Ensar'ın sabah uykusu, daha doğrusu öğlen uykusu vardı. Ben de yapmıştım. Sen yattın mı hiç bilmiyorum. Uyudun mu sen? Ne yaptın? Telefonda mıydın? Ben ama fena uyumuşum. Onun için elim yüzük şu an şişik halde, denize geçiyoruz. Bugün bir beach'e gidiyoruz. Bebekli bir beach varmış burada. Bebekli derken yani bebeklere uygun bir beach, öyle söyleyeyim size. Ilıca plajındaymış. Baba bilmem bir şey beach'i. Oraya... Reşat. Aynen. Baba Reşat beach'i. Oraya gidiyoruz şimdi. Birazcık saat bu arada 12'ye geliyor. Saate bakıyorum. Sanki konuda saat var. Saat 12'ye geliyor. Oraya geçiyoruz. Birazcık orada yüzeceğiz, edeceğiz. Çünkü bugün Çeşme'de son günümüz bu arada. Ondan sonra akşama ne yaparız diye düşündük. Bakalım belki yine Çeşme çarşısına gideriz. Buradakiler de başka yer bilmiyorsa. Bir de orada küçük alışveriş merkezi vardı ya, oraya dolaşabiliriz. Aynen, biraz deniz günü yapalım dedik. Birazcık alışveriş yapar mıyız bilmiyorum da işte dolaşırız diye. Bakalım, güzel bir gün yine inşallah bizi bekliyor. Evet, şimdi bir çok başka beach'e geldik bu arada. Beach farklılığı yaptık. Park ettiğimiz otopark direkt beach'e sıfırdı. Onun için dedik ki en iyisi direkt buraya da girelim. Şöyle bir göstereyim size ortamı. Burası full camlı bu arada. Hiç rüzgar gelmiyor. Ön tarafta direkt deniz. Ama acayip dalgalı deniz bu arada. Sizlere de birazdan göstereceğim. Şimdi denizden çıktık arkadaşlar. Öyle böyle dalgalı değil. Size de göstereceğim birazdan. Biraz durduk. Ensar uçutturdu yani. Çocuğu zor tuttu. Neyse şimdi çıktık. Atıştırmalık bir şeyler aldık. Ben tost aldım. Fırat çıtır tavuk aldı. Bebeklere de burada püre yapıyorlarmış. Ensar'a da püre aldık. Bir de buradaki beach'te bebekleri uyutmak için, alt değiştirmek için bölümler varmış. Gerçekten çok çok fazla iyi. Evi. Hani senin güneş gözlüğün nerede, bir göster. Evet, çok güzel. Değil mi? Kim aldı onu sana? Babaanne. Ya sen güneş gözlüğünle mi oynuyorsun? Hadi gel bir takalım. Hadi gel takalım. Hiç taktırmıyor ya. Şimdi Ensar'a patates püresi geldi. Fırat'a çıtır tavuk. Bana da tost. Bugün deniz fena dalgalı. Ensar'la zor girdik bugün biraz. Şöyle size bir göstereyim. Ama çok berrak. Dünkü plajda hiç taş yoktu bu arada. Burada acayip taş var. Yani buranın denizi birazcık daha taşlı. Öbürkü hiç öyle değildi. Sırf kumdu. Burada da işte böyle beachler falan var. Bizim beach bu arada burası. Camlı yer. İsmi de Magoza. Bırakacağım zaten sizlere de ismini.
Burada bu arada satış yeri de var, elbiseler, tişörtler. Hiç baktın mı? Baktın mı? Tişört, elbise. Aa evet, bu da Chanel konsolumuz. İçeride de, pardon, içeride de yemek yeri mevcut. Burada da bir tane köpek uyuyor. Rahatsız etmeyelim. Şimdi yemeğimizi yedik. En son uyku saati geldi. Bugün beach'te deniyorum. Bakalım 2:20'de uyudu. Bakalım ne kadar uyuyacak. Onu şimdi bebek arabasında uyuttum. Aynen eğitimde verdiği gibi denedim ve uyudu çok şükür hemen. Şimdi yanımda duruyor. Size de kısa göstereyim Ensar'ı. Burada hafif üzerini de örttüm. Şarkılı ortam ama rahatsız olmadı şimdilik. Bir kavunlu içecek söyledim. Fırat da Cola Zero. Birazcık o güneşleniyor şu an. Ben de içecek keyfi yapacağım. Biraz internette dolaşırım. Öyle yani. Sonra tahminen 5 gibi falan odaya geçeriz. Yıkanırız, hazırlanırız. Tekrar son kez bir Çeşme'yi gezeriz. Çünkü yarın 10 gibi otelden çıkıyoruz ve Çeşme tatilimiz bitiyor. Ta karşıda bu arada. Şurada ismi yazıyor. Buradan okunuyor mu bilmiyorum. Magosa yazıyor. Beach'in ismi. Ben hafif bir zoomladım. Magosa. Denizden geldik. Hepimiz bir duşa girdik. Şimdi ben en son duştan çıktım. Ensar sütünü içiyor. O arada ben de hemen saçımı tarayacağım. Geleli ne saçımı düzleştirdim, ne kıvırcık yaptım, ne bir şey yaptım. O kadar sıcak ve o kadar nemli ki hava. Yani artık ne zaman kullanırım çok merak ediyorum. Biz geleli ne kadar oldu ya? 2 hafta oldu. 2 haftadır gerçekten bir şey yapmadım da. Efendim? Bak sütünü sallıyor. Sütünü içer misin? Bursa'da kullanırsın diyor Fırat da arkadan. Doğru, Bursa'da kullanırım artık. 9. ayın sonu, 10. ayın başı bir tık daha serin olur diye tahmin ediyorum havalar. O zaman yaparım. Şimdi zaten tararken saçım kuruyor. Bir de burada çok fazla dökülmeye başladı saçım. Büyük ihtimal sulardan mı? Hep böyle yerde değiştiriyoruz, mekan da değiştiriyoruz. Bir de su farklılığı var tabii ki Almanya, Türkiye. Kestirdiğim halde yine çok dökülmeye başladı. Şimdi Çeşme Çarşısı'na gideceğiz. Bu arada küçük bir alışveriş yeri var. Cadde Plus mı neymiş? Açık havada böyle alışveriş yerleri. Oraya biraz dolaşacağız. Sonra yine Çeşme Merkez'e gidiyoruz. Ondan sonra buradaki günümüz zaten bitmiş oluyor. Arabaya bindik ve çarşıya doğru gidiyoruz. Şimdi yemeğimizi yedik bu arada. Kalktık, deniz kenarına dolaşmaya gidiyoruz. Bu arada tam böyle Cumhuriyet Caddesi diyorlar. Tam orta göbeği Çeşme'nin. Böyle bir tane büyük plazma kurmuşlar. Bima'dan yani. Maç izliyorlar. Beşiktaş'ın maçı var. Evet. Normal ligi gösteriyorlar herhalde. Acayip doyduk ama bugün nedense yediğimden hiçbir şey anlamadım. Çünkü Ensar yemekte fazla durmadı. Ne yediğimden ne içtiğimden anladım. Olsun bebekli, burada şükür karnımız doydu bugün de. Şimdi denize geldik. Deniz kenarı muhteşem görünüyor. Şuradaki resme baksana bir. Evet, renkleri. Çok güzel, muhteşem görünüyor. Ve hiç rüzgarlı değil maşallah. Ensar. Evet ablası, abla diyor, dede diyor, baba diyor, anne halen demiyor. Sülaleyi saydık. Çok güzel.
İzmir'in güzelliği. Arkadaşlar, biz bugün otelden çıkış yapıyoruz. Bugün günlerden pazartesi bu arada. Uyandık, kahvaltımızı yaptık. Anne topuzumu taktım ve şimdi çıkıyoruz. Size hemen kısa otelin odasını göstermek istiyorum. Onu çekmeyi unutmuşum. Komple dağınıklıkta da çekmek istemedim açıkçası. Şimdi Fırat'la Ensar aşağı indi check-out yapmaya. Çantalar da dışarıda. Onun için size hemen kısa bir odayı göstermek istiyorum. Buradaki oda bir tık daha küçük ama Çeşme'de, İzmir'de ancak böyle bir oda bulabildik. Sizlere de hemen göstereyim. Otelin ismi bu arada Lord Hotel. İsmini de yine aşağıya bırakırım. İsteyenler bakabilir, gelmek isteyenler de gelebilir. Biz çok fazla memnun kaldık. Buradaki insanlar aşırı cana yakın. Bir de bebekli ortam da gayet uygun. Çocuklarla çok fazla ilgileniyorlar. Garsonlar olsun, şeyler olsun çok çok fazla iyiler. Sanki böyle aile gibiler burada. Biz onun için çok fazla memnun kaldık. Sizlere hemen bir kısa odayı göstereyim. Arkadaşlar, buradan hemen giriyorsunuz. Burada bir tane alt üst dolabınız var. Biz bu dolabı hiç kullanmadık. Fazla yerleşmedik. Hep az az kaldığımız için gün olarak. Böyle dönüyoruz ve hemen karşımızda küçük bir kibar odamız var. Burada hemen bir makyaj masası var. Şöyle göstereyim sizlere. Altında buzdolabı. Burada da böyle yatağımız var. İki tane cam komple açılıyor. Odada bu arada klima da mevcut. Şöyle küçük bir balkonumuz var. Balkonu da sizlere göstereyim. Yani çok küçük bir balkon. Ve Ensar'a da bir tane bebek yatağı. Onu da buraya koyduk. Hemen arkasında da banyomuz var. Banyo bu arada acayip temiz. Onun için bir sıkıntı yaşamadık o yönden. Küçük de camı var. Yani odamız küçük ve kibar. Çanakkale'deki çok çok büyüktü. Orası zaten 5 yıldızlı otelmiş. Sonradan yine baktım. Burası 3 yıldızlı otel. Biz hep kahvaltı dahilinde alıyoruz bu arada bu otelleri. Sabah kalkınca bebekle bir de kahvaltı yerleri aramayalım diye böyle elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, aşağı iniyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, yukarı çıkıyoruz, hazırlanıyoruz ve denize geçiyoruz. Bizim için daha uygun ve daha pratik oluyor. Bu arada bu videoyu da burada kapatayım diyorum artık. Çeşme videosunu böylelikle sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz şimdi Didim'e doğru yol alacağız. O bir ayrı video olsun istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım beni severek ve beğenerek takip ediyorsunuzdur. Ben çekerken çok fazla mutlu oluyorum. Umarım siz de beni izlerken mutlu oluyorsunuzdur. Kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İsimlerimi her zaman buraya bırakıyorum zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşça kalın.